Şimdi Cemal Enginyurt, biz bu Amerika'ya niye dur diyemiyoruz? Bile bile eğer terörü desteklediğinden hepimiz eminsek, elimize zaman zaman bazı kozlar geçiyor mesela. Çok da sık olmuyor aslında bu. Örneğin işte iki ülkenin NATO üyeliği söz konusu olduğunda Türkiye'nin elindeki veto kartı gibi. Dedik ki biz orada işte bize şu kadar teröristi verirsen biz de kabul ederiz dedik. Asla kabul etmeyiz dedik. O teröristler verildi mi verilmedi bilmiyoruz ama günün sonunda biz veto kartımızı kullanmadık. Oysa ki hani talep edemez miydik mesela terör sorunumuzun çözülmesi için üzerine düşeni yapmasını, dünya kamuoyunun, bu devletlerin teröre desteklerini kesmelerini falan talep edemez miydik? Tabii siz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olarak yola çıkar, Arap Baharı adı altında Orta Doğu'yu yerle bir edilmesinde katkı sağlarsanız, sizin Muhammed Ali'nin çiftliğini Amerika'da 100 milyon dolara satın aldığınız orta yerde durursa, sizin servetinizin dünya zenginliği sıralamasında ilk yüzde olduğunu konuşuluyorsa ve sizin de şu ana kadar vergiye bile kaydınız yokken bu serveti nasıl yaptığınız tartışılıyorsa, tıpkı Rahip Bronson olayında bu can bu bedende oldukça kimse benden Bronson'u alamaz deyip akşam uçağıyla nasıl gönderdiyseniz, Angela Merkel Türkiye'yi 5 yıldır dinliyoruz denildiğinde siz bir nota vermeyip bir tepki göstermediğinizde, hatta büyük devletler dinler dediyseniz, Angela Merkel 35 milyar dolar paranız var İsviçre bankalarında, 27 milyar euro paranız var Hollanda bankalarında ve Trump sizi tehdit ederken ailenizin ve sizin mal varlığınızı ortaya dökeceğiz dediğinde susuyorsanız, siz Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın sizin hakkınızdaki hiçbir düşünceye tepki gösteremezsiniz. Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan. Amerika'sı karşı çıktı, Avrupa'sı karşı çıktı ama 1974 yılında Ayşe tatile çıksın diyerek Kıbrıs'ta soydaşlarımızın katledildiği bir dönemdeki Rauf Tektaş'ı da bu vesileyle tekrar rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Kıbrıs'ta şanlı bir mücadele ve Kıbrıs Türklüğünü kurtardılar. Kıbrıs'ta Türk Devleti'ni kurdular. Yine Amerika haşhaş ekimine karşı çıktığında rahmetli Cevit ambargosunu tanımadı, hiçbir şeyi tanımadı. Evet. Tavrını koydu. Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin. Evet. Kürecik, İncirlik başta olmak üzere 25 tane üssü her türlü ambargoya rağmen tavır koydu, kapattı. Ama siz bugün geldiğimiz noktada, daha dün İsveç terörist sevicidir. İsveç PKK destekçisidir. İsveç FETÖ'cülerin karargahıdır. İsveç teröristleri bize teslim etmelidir. İsveç Kur'an'ı yakan İslam düşmanıdır. Dolayısıyla ben burada olduğum sürece İsveç NATO'ya giremez diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO üyeliğini kabul ettiyseniz, nasıl ki kabul ettiyseniz, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis için, artık benim için Mitsotakis bitmiştir. Mitsotakis, dedelerin iyi bilir, aynısını tekrar yapacağız. Bir gece ansızın gelebiliriz dedikten sonra, geçen ay ben o sözü Yunanistan'a söylemedim, teröristlere söyledim diyerek geri adım atıp, Mitsotakis'te nasıl ki kucaklaştıysanız, böyle bir iktidardan ve böyle bir iktidarın başındaki kişiden tavır beklemek abesle iştikaldir. Recep Tayyip Erdoğan için zamanın birinde, danışmanın adını vermeyeyim, Amerika'da seyircilerimiz bilir, Hasan kardeşim iyi bilir, o komutanım da iyi bilir. Ya süpürüp çöpe atmayın demişti. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ı kullanabilirsiniz demişti. Süpürüp çöpe atmayın. 20 yıldır süpürüp çöpe atılmayan, her zaman kullanılan değerli bir argüman Recep Tayyip Erdoğan var. Evet. Yoksa şimdi
insan aklı hafsalası almıyor. Tekrar söylüyorum. Hocam komutanım o konuya girmedi ama tekrar ben merakla soruyorum. Bu akşam 25 hedefe saldırdınız, 57 terörist öldürdük diyorsanız, dün akşam niye 25 hedefe saldırıp da hep de şehit haberleri sonrası alıyoruz bu operasyon haberlerini bir taraftan. Niye dün akşam 25 hedefe saldırıp 57 teröristi öldürmediniz ve 9 şehidimizin şehit olmasına sebep oldunuz? Sebep oldunuz diyorum. Sebep oldular. 20 gün önce 12 vatan evladı öldüğü günden bu tarafa hava harekatı, kara harekatı ya bitmesi gerekmiyor mu? Yani bunun nasıl bir güç var karşıda? Kim bu güç? Şimdi bunu ortaya koymuyorsunuz. Bunun hesabını vermiyorsunuz. Baştan da söylediğim gibi dönüp dolaşıp muhalefete saldırıyorsunuz. İç siyasete malzeme diyorsunuz. Hiç mi vicdanınız yok ya? O Sayın çadırda... Engin Yurt, şimdi az önce ben dedim ki...